Şimdi SQL'in kurulumunu görüyoruz arkadaşlar. Şöyle bir setup dosyamız var. Çift tıkladığımız zaman gelen pencereden evet diyoruz. Bizi birazcık bekletiyor. Karşımıza bir ekran gelecek. Karşımıza böyle bir ekran geliyor. Gelen bu ekrandan sol taraftan installation diyoruz. Kurulum. En üstteki linkten new SQL server diyoruz. Yeni bir kurulum yapacağız. Full. Bunlarla ilgili bir işlemlerimiz yok. Onarmayla ilgili bazı işlemler var. Yönetimsel ilgili işlemler var. Burada bir tarama yapıyor arkadaşlar. Sistem taraması yapıyor. Buradaki yapmış olduğu tarama SQL Server'ın kurulması için bazı gerekli uygulamalar ve adımlar var. Bu adımlar SQL Server'ın kurulmasına izin veriyor. Bunu taramasını yapıyor. Sol tarafta bakın hepsini başarılı olarak işaretlediği için bir sıkıntı yok. Kurulama başlayabiliriz. Burada zaten herhangi bir sıkıntı varsa hatayı da gösteriyor yan tarafında. Bazı bilgisayarda mesela format attığınız SQL yükleyeceksiniz. .NET Framework 3.5 yüklü değilse yükleyemezsiniz SQL'i. Önce .NET Framework 3.5 yüklemezsiniz. Zaten burada söylüyor 3.5 .NET Framework 3.5 yüklenmemişti. Hatayı gösteriyor. Önce onu yükleyip sonra tekrar başlatabiliyorsunuz. Bu tarama işleminden sonra OK diyorum. Tekrardan bir tarama yapıyor. Uygulam kurulum sırasında yaklaşık 4 kere 5 kere böyle bol bol tarama yapacak. Next diyorum. Tekrar tarama yapılıyor. Taramayı yaptı, yine biraz bekletiyor. Daha sonra karşımıza böyle bir ekran geliyor. Yeni bir tarama yapıyor. Bu uyarılar çok sıkıntı değil devam etmemiz için. Devam edebiliriz uyarı geldiği zaman. Next diyorum. Buradan perform a new installation of SQL Server diyor. Diyor ki yeni bir kurulum yapacaksın. Yoksa var olan instance'ın üzerine değişik ekleme mi yapacaksın diyor. Yeni bir kurulum yapacağız. Bunu seçiyoruz. Zaten bu seçiliyor. Değiştirmiyoruz. Next diyoruz. Benim kuracağım sürümde direkt key zaten girili geliyor. Key yani. Girilmiş halde. Next diyorum. Yani. Lisansı kabul ediyorum. I accept the lisans terms diyorum. İlerliyorum. SQL Server Feature Installation. SQL Server özel kurulum diyorum. Next diyoruz. Burada arkadaşlar setup rol, kurulum rolleri var. Buradan neyi kuracağımızı söylüyor. Select all diyoruz. Tamamını kuracağız. Database engine zaten seçilmesi gerekiyor. Database engine kurulmazsa, veri tabanı kurulmazsa servisi kurmamızın hiçbir anlamı yok. Buradan select all diyorum. Tamamını seçiyorum. Bazen şu olabiliyor. Bende seçili geldi ama. Management tools diyor ya arkadaşlar. SQL Management Studio diye bir araç var. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Bu bazen burada seçili gelmiyor. Server kuruluyor ama Management Studio kurulmuyor. Management Studio kurulmadığı için biz aracı bir program olmadığı için SQL iletişime geçemiyoruz. Dolayısıyla program kurulmadı sanıyorsunuz. Halbuki server kurulmuş ama serverla iletişime geçmemizi sağlayacak aracı program kurulmamış oluyor. Buradaki Management Tools aracının seçili olduğuna dikkat edin. Bundan sonra next diyorum. Şurada aşağıdan kurulum yerini seçtiriyor bize. Zaten varsa da C'ye geliyor. Siz özellikle gidip D'yi veya başka bir sürücü varsa oraya seçseniz de SQL Server'ın bir kısmını C'ye kurar. Siz başka bir sürücü seçseniz de bir kısmını C'ye kurar. Onu değiştiremezsiniz. Tekrar bir tarama yapıyor. Next diyoruz. Buradan diyor ki default instance var, bir de named instance arkadaşlar. İki tane özelliğimiz var. Hangisini kuracaksın diyor. Siz buradan default instance seçiyorsunuz. Default instance kuracağız. Burada MS SQL Server yazması lazım. Default instance, varsayılan instance kuracağız diyoruz. Ben de o olduğu için tabi hata verecek. Şu an bende SQL yüklü ve yüklü olan SQL default instance olduğu için tekrardan bir tane default instance kurmama izin vermiyor arkadaşlar.
O yüzden ben named instance seçiyorum. Ama siz kurarken ilk defa kuracağınız siz buradan default instance'ı seçmeniz gerekiyor. Deneme diyorum ismine. Daha sonra sistem taraması yapıyor. Diyor ki bakın C'ye 97 MB kuracağım. 97 MB gerekli diyor. Şunun için 11 MB gerekli. Bunun için 2294 MB gerekli diye söylüyor. Şu sistem drive diyor ya 97 MB'lık alan. Siz gidip işte SQL Server D'ye kur deseniz bile şu 97 MB'lık alanı her halükarda C'ye kurar. Bunu değiştiremezsiniz. Şu diğer kısmı D'ye kurar sadece. Bu kadar alan toplamda diyor 3212 MB gerekli alan diyor. Zaten kullanılabilir alan yeterli. Next diyorum. Burada yine bir değişiklik yapmıyoruz. Burası önemli arkadaşlar. Bak, Windows Authentication Mode, bir de Mixed Mode var. Mixed Mode da diyor ki SQL Server Authentication and Windows Authentication. Burada bahsetmiş olduğu iki tane özellik var. Bu iki özellik şu. Diyor ki SQL'e bağlanırken hangi login yöntemiyle bağlanacaksın? Hangi giriş yöntemiyle bağlanacaksın? Windows Authentication Mode seçerseniz şu anlama gelir. Bu bilgisayarda oturum açan herhangi bir kullanıcı SQL'e bağlanabilir. Bunu demiş oluyorsunuz. Mixed modu seçerseniz de hem SQL Server Authentication var hem de Windows Authentication var. Şu anlama geliyor. Bu bilgisayara bağlanan herhangi bir kullanıcı oturum açabilir ve aynı zamanda bir kullanıcı adı parola belirleyebilirsiniz. O kullanıcı adı parolayla giriş yapabilir. Bunu demiş oluyorsunuz. Varsayarında bakın kullanıcı adı arkadaşlar SA'dır. Sistem administrator'dan gelir. SA'dır. Buraya parola yazarsınız. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kafanıza bir parola yazabilirsiniz. 3'ten küçük olacak, büyük olacak diye bir durum da yoktur. Bir hane bile yazabilirsiniz. Biz kurulum yaparken mixed mode seçiyoruz. Hem kullanıcı bilgisiyle giriş yapabilirim. Hem de kullanıcı bilgisi girmeden bu bilgisayar oturum açan herkes giriş yapabilsin diye karışık modu seçiyoruz. Eğer kullanıcı bilgisayara giriş yapacaksan kullanıcının SA olacak. Bunu ben değiştiremiyorum şu an. SA geliyor. Kurulum yaptıktan sonra yeni bir kullanıcı ekleyebiliriz ama varsayılan kullanıcı SA geliyor. Bunu değiştiremiyoruz. Burada parola belirliyor. SA kullanıcısının parolası ne olacak? 123 123 diyorum ben. Daha sonra diyor ki bu SA kullanıcılarında yetkili kim olacak? Bakın burada add current user var. Add current user'a tıkladığınız zaman şu an bilgisayarda oturum açan kişiyi getirir arkadaşlar. Buna tıklıyorum. Buraya bilgisayar adı slash oturum açan kullanıcının adını yazıyor. Bu bilgisayar şu an oturum açan kullanıcının adını yazıyor. Bu kullanıcı admin yetkisine sahiptir demiş oluyoruz. Next diyerek ilerliyoruz. Burada yine bir değişiklik yapmayacağız server modunda. Ama yine add current user diyerek yine yetkili kişiyi burada tanımlayacağız. Oturum açan kişi yetkili kişidir diye buraya atıyoruz. İlerliyoruz. Install and configure, install only diyor. Biz install and configure seçip configure edip daha sonra kurulum yapacağız. İlerliyoruz. Diyor ki uygulama içerisinde hata olduğu zaman bu hataları diyor Microsoft'a göndereyim diyor. Gönderme yani. Biz lisansta kullanmıyoruz. O yüzden Microsoft'a haberi olmaz. Burayı işaretlemiyoruz. Siz isterseniz işaretleyebilirsiniz. Tekrar bir tarama yapıyor. Hata bulamıyor. Sonra diyor ki bakın kuruluma hazır diyor. Şuraya kuracağım diyor. CD program faaliyesi, Microsoft SQL Server falan filan buraya kuracağım diyor. Ve bunları kuracağım diyor. Database Engine Service falan filan. Bunları kuracağım diyor. Install'a bastığınız zaman bilgisayar hızına göre yaklaşık yarım saat. SSD varsa mesela 20 dakika, 15 dakika. SSD'niz yoksa yaklaşık 45 dakika falan. Kurulum yapabiliyor. Şu an zaten bende kurulum hali olduğu için kurmayacağım ben. Sadece kurulumu göstereyim. Install dediğiniz anda kuruluma başlayacaktır arkadaşlar. Kurulum bittikten sonra bir şey yapmanıza gerek yok. Zaten onu da şimdi göstereceğim.